Merhaba arkadaşlar, ben Habib Bocak. Bu dersimizde uzman ve baş öğretmenlikle ilgili ek 2 ve ek 3 yani mesleki girişim çalışmalarını göreceğiz. Malumunuz şöyle bir kronoloji verelim. İşte 1-10 Haziran aslında eğitim için başvurmuştuk ve bunlar onaylanmıştı. Şimdi bildiğiniz gibi 7 Temmuz yani bugün itibariyle mesleki girişim çalışmaları yani belgelerin yüklenmesi 3 Ekim'e kadar yani 89 gün, 90 günlük bir süremiz var. Bu süre içerisinde mesleki gelişim çalışmalarını MEPPİS'e yüklememiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi ek 2 uzmanlık için ek 3. Baş öğretmenlik için uzman öğretmenlik için ek 2 aynı zamanda ek 3'teki mesleki gelişim çalışmaları kabul oluyordu. Daha önceki derslerimizde de söylediğimiz gibi malumunuz MEPBİS'te kayıtlı olan hizmet içi eğitimlerdir. İşte hizmet içi eğitim verme, alma, onun haricinde işte İYEP'tir, DYK'dır. Bunun gibi MEPBİS'te kayıtlı olanları otomatik olarak çekiyor demiştik. Şimdi bir başvuru yapalım. Ben kendi başvurumu yapacağım. Bakın MEPBİS'i açtım. MEPBİS bu kişisel olarak kendi TC kimliğimle girdim. MEPBİS'i açtım. Başvuru işlemlerine tıklıyorum. Başvuru işlemlerinde sol tarafta öğretmen kariyer basamakları başvuru işlemleri var. Buraya tıklıyorum ve çalışma başvurusu diyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyorum. Bakın başvuru çeşidi var. Başvuru çeşidinde ben uzman öğretmenliğe başvuracağım. Şimdi ben uzman öğretmenliğe başvuracağım. Mesleki çalışmalarım benim eksik mi tam mı? Kontrol amaçlı bakın. Başvurumu kaydet diyorum. Son kararın mı diyor. Evet son kararım. Tıklıyorum. Başvurunuz kaydedilmiş olup kurumunuzda onay bekleyenler listesine eklenmiştir. Yani burada şu var arkadaşlar. Ben başvurumu yapıyorum. Okul onaylıyor, ilçe onaylıyor ve il onayı var. Yalnız burada bakın, burada işimiz bitmiyor arkadaşlar. Ben şimdi mesleki gelişim çalışmaları için başvurumu yaptım. Yani hangi belgeleri yüklemem gerekiyor, hangilerini otomatik çekmiş onu görmem için aşağıya inmem gerekiyor. Aşağıda bakın şurası gördüğünüz gibi. Burası benim için önemli. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi'nde yani MEPBİS'te öğretmen kariyer basamakları mesleki gelişim tablosunda yer alan çalışmalarından en az ikisinden birer çalışma bulunmaktadır. Bakın ne diyor? Siz şurayı açalım arkadaşlar. Uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarında malum 3 alan vardı. Eğitim, öğretim ve rehberlik çalışmaları, yönetime katılım, araştırma ve geliştirme. Baş öğretmenlik içinde de aynı. Buradaki bakın şunları görüyorsunuz. Şunları görüyorsunuz. Bunlardan 3 alanın 2 tanesinden şey 2 3 alanın ikisinden birer tane yeterliydi. Diyor ki bakın buradaki ibare en az ikisinden birer çalışmanız bulunmaktadır. Eğer bu ibareyi görüyorsanız arkadaşlar sizin belgeleriniz MEPBİS'te olanları tam çekmiştir. Yani ben MEPBİS'te olan 3 alanın ikisinden birer tane belgem olduğu için benim başvurum tamamdır. Yani ben ekstradan belge yüklemeyeceğim. MEPBİS'te belgem yoksa, şimdi bunu aşağıya gönderelim. Şunu açalım. Bakın MEPBİS'te diyor ki kabul diyor. Ben fotoğraflarını aldım sizler için. Açılsın bakalım. Bakın kabul ekranı neydi? Biraz önce birer çalışmanız bulunmaktadır. Ben de canlı başvurdum. Ders anlatırken başvurdum. Daha önce acele edip hızlı bir şekilde başvuru yapmadım. Sizler için canlı anlatayım diye şimdi başvuru yaptım. Başvurumu yaptım. Bu şekilde herhangi bir evrak işlemi yükleme yapılmadan başvurumu kaydet dedim ve benim başvurum tamam. Eksik varsa bakın eksik varsa şöyle diyecek. Biraz önce ek 2'yi açtıydım arkadaşlar. Bakın 3 tane alan var demiştim. Neydi bunlar? Eğitim, öğretim ve rehberlik çalışmaları, yönetime katılım, araştırma ve geliştirme. Eğer siz bunlar MEPBİS'ten çekmediyse mesela ne diyor? Bakın burada diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı çalışma tablosunda yer alan araştırma geliştirme çalışmalara ait bulunmaktadır diyor. Bir çalışmanız bulunmaktadır. Ya bir tane evrağımız varmış. Ayrıca eğitim, öğretim ve rehberlik çalışmaları veya yönetime katılım alanında herhangi bir çalışmanın olması gerekmektedir. İstenilen evrak kurumunuz tarafından sisteme yüklendikten sonra onaylı işlemi gerçekleştirebilir. Diyor ki sizin bir tane belgeniz var. Araştırma geliştirmeden yani hizmet içidir bu uzmanlık için 3-4. Üçüncü alanın dördüncüsü hemen onu da gösterelim.
Neydi? Üçüncü alanın araştırma geliştirmen 4. Sanat, spor veya mesleki alanda yeni bir beceri ya da yeterlilik kazandığını gösterir, belge, sertifika veya lisans diyor. Hizmet içi map, bizde daha önce almış olduğunuz hizmet içilerden bir tanesi ki vardır, bolca vardır. En basit örneği işte Haziran ayında aldınız, Nisan ayında aldınız, Kasım ayında aldınız, Eylül ayında aldınız. Mesleki çalışmalarımız vardı, online aldıklarımız. Yani bu herkeste olduğu için uzmanlığa giren herkes bir tane garantilemiş durumda. Bunun haricinde işte DYK verenler olabilir. Mesela ben kendim için söyleyeyim. Ben kendim için hemen uzmanlığa gireceğim ben. 3-4'ten bir tane aldım. Bir tane de hizmetçi eğitim verdim. Yani eğitim öğretim alanından yanlış yok. Yönetime katıldım. Bakın merkezi mahalli hizmet için falan eğitim yöneticisi olarak. Eğitim yöneticisi değildim ben. Eğitim verdim. Buralarda birinde vardı arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Şu an aradan biraz vakit geçince tam hatırlayamadım. Bu iki alandan olduğu için benden belge istemedi. Şimdi gelelim. Bakın evrakı tam olan yani iki evrağı olan bir evrakı olan yani bir evrakı eksik olan diyelim fotoğraflarını gösterdim size. Şimdi gelelim benim başvurumu yaptıktan sonra okula düştü. Okula düştü. Okul onayı nasıl verilecek onu görelim. İki eksik evrak diyor bakın. Şimdi bu ekran okul müdürlerinde var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yönergede şu ifade kullanılmıştı. Evrakları öğretmenin kendi yükleyecek denmişti ama herhalde burada bakanlık bir değişiklik yaptı. Daha sonra belki tekrar değişiklik yapar öğretmenlere açar ekranı bilemiyorum ama şu an görünen öğretmen yerine idarecilerin yüklemesi. Bakın. Diyor ki şurada. Bizim kaç tane evrakımız eksik? İki tane evrakımız bulunması gerekiyor diyor. Kişi ait onaylayabilmen için en az iki evrak bilgisi olması gerekiyor. Biraz önce şurada görmüştük arkadaşlar bakın. Evrakı bir de tam olana bakalım. Tam evrakı olan da görünecek ekranımız şu şekilde arkadaşlar. Tam ekran. Ha şöyle göstereyim. Eğitim, öğretim ve rehberlik çalışmalarında bu kişinin uzman öğretmenliğe başvuracakmış. Burada baş öğretmenliğe başvuranlar için o çıkacak. Bakın bu kişinin eğitim, öğretim, rehberlik çalışmalarından 3 tane, yönetime katılımdan 1 tane, araştırma geliştirmeden 1 tane bu kişinin fazlasıyla var. Burada size bu ekran dediğim gibi bakın arkadaşlar okul onayında görünüyor. Yani okul müdüründe görüyor. Kişi yani öğretmen bunu göremeyecek. Göremeyecek. Okul idaresi bunu görecek. Tamsa seçiniz onaylayan kişi Habib Ocak onayla diyorum. Kaydet diyorum. Okul onayını vermiş oluyorum. Zaten evrakı tam olanlar için direkt okul, ilçe, il onayı otomatik yani direkt verilir yani. MEPBİS'te olduğu için. Eksik evrakı olanlar için bakın bu kişinin eksik evrakı var. Eğer böyle çıkıyorsa evrakta eksiklik vardır. Burada çalışma alanları var arkadaşlar. Tam ekran çıkmamış da çalışma alanları var. Neydi mesleki çalışma alanlarımız? Ek 2'ye bakalım. Ek 3'te de aynı şekilde. Çalışma alanlarımız bunlardı arkadaşlar. Eğitim, öğretim ve rehberlik, yönetime katılım, araştırma, geliştirme. Şimdi bizim burada şöyle yapayım pardon. Eksik evrakı buradaki eksik evrakla alakalı 3 alanı seçtiğimizde bunun alt alanları geliyor. Bu alt alanlardan mesela diyelim ki MEPBİS'te olmayan ne var? Ben gezi yapmıştım. Gezi planım var. Gezi planımı bakın JPEG formatında 50 ve 250 KB arasında olmak kaydıyla dosya seç diyorum. Evrakı kaydet diyorum. Bir zaten hizmet içi vardı uzmanlık olduğu için bunda. Ne oldu? Evrakı kaydet diyorum. Abdullah hocam kaydediyor ve kişinin onayı verilmiş oluyor. Okul onayı verilmiş oluyor. Burada dikkat edeceğiniz en önemli hususlarda okul idarecilerine söylüyorum. Kişiyi açtınız, onaylamak istiyorsunuz. Dosyasında eksik evrakı var. Onaylamak istiyorsunuz. Dosya seç pasif. Çalışma alanını seçmezseniz yani 3 alandan birini seçmezseniz burası pasif olur.
Hangi evrakı varsa bu evrakı yüklemek için ilgili alanı seçiyoruz, çalışma alanını seçiyoruz. Çalışma alanını seçtikten sonra dosya seç aktif oluyor. Öğretmenin bize göndermiş olduğu ya da bizim dosyasından aldığımız evrakı JPEG olarak tarıyoruz ya da fotoğrafını çekiyoruz, fark etmez. Buraya yükleme yapıyoruz. Yükledikten sonra eksik evrakı tamamlanmış oluyor. Tamamladıktan sonra onaylıyoruz. İlçeye düşüyor. İlçe onaylıyor. İl onaylıyor. Artık bakın, birinci aşama neydi? Eğitime başvuru. İkinci aşama belge yükleme. Belge yüklemeyi de yaptık. Kademe ilerlemesi cezamız yoksa artık sınava başvuruya hazırız demektir. Yani gördüğünüz gibi sınava başvuruya hazırız. Sınava başvuru, eğer işte hani yüksek lisansınız varsa muafsınız sınavdan, direkt uzman olabiliyorsunuz. İşte 10 yıl uzmanlık yaptıysanız ya da doktoranız varsa ve 10 yıl uzmanlık yaptıysanız baş öğretmen oluyorsunuz gibi. Onların detaylarını önceki derslerimizde anlatmıştık. Şimdi bizim için önemli olan evrak yükleme. Bakın, burada çok önemli bir hususu hatırlatacağım arkadaşlar. Bu evrak yükleme işi 7 Temmuz, yani bugün başladı. Bugün başladı, 3 Ekim'e kadar devam edecek. Ben işte bir evrakım var. Örneğin uzman öğretmenlik için söylüyorum ya da baş öğretmenlik için, fark etmez. Bir evrakım var. Bir tane eksiğim var. İkisi de eksik. Hiç dert etmeyin arkadaşlar. 3 Ekim'e kadar okullar açılacak. Ek 2 ve ek 3'teki 3 alandan sene başında mutlaka öğretmenler kurulu yapacaksınız. Bir kulüp alın. Bir gezi planlayın. İşte atıyorum, benzer tarzda, yani bir önceki derste detaylı anlattığım için fazla detaya inmiyorum. Onlardan 3 Ekim'e kadar mutlaka evraklarınızı tamamlarsınız. Benim size tavsiyem, ısrarla söylüyorum, Telegram grubumuzda da söyledim, Facebook'ta da söylüyorum, Instagram'da da ısrarla söylüyorum. Belge işini sorun etmeyin. Belgeyi her türlü bulursunuz. Her türlü, sene başında hiç yoksa söylüyorum. Yani olanlar için söylemiyorum. Her türlü bulursunuz. Siz kendinizi tamamen sınava adapte edin. Biz zaten bugüne kadar Telegram grubumuzda, malum biliyorsunuz, sürekli online canlı deneme yapıyoruz. Test sitemize test yüklüyoruz. İşte forum sayfamıza ders notları yüklüyoruz. Bundan sonra 18 Temmuz'da bakanlık eğitimleri açacak. PDF ya da Word bir doküman paylaşacak. Biz de bunlarla alakalı çalışma yapacağız, değerlendirme yapacağız, testler hazırlayacağız sizler için. Siz şu anda tamamen sınava konsantre olun. Ders notlarına çalışmaya başlayın. Yavaş yavaş, çok detaya inmeyin. Yüzeysel olarak gidin. Eğitimler başladıktan sonra, 18 Temmuz'da eğitimler başladıktan sonra bazı şeyler biraz daha netleşecek. Netleştikten sonra inşallah Kasım ayında, 19 Kasım'da sınava gireceğiz. Uzman olmak isteyen arkadaşlarımız uzman, baş öğretmen olmak isteyen öğretmenlerimiz de inşallah hayırlısıyla baş öğretmen olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.